Neckar Nehri üzerine kurulu Almanya'nın tarihi Heidelberg kenti. Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yılında Türk-Alman ilişkilerinin izleri bizi bu kente getiriyor. Burada yaşayan Jochen Schrader'in büyük dedesi Friedrich Schrader, 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'a yerleşen ilk Almanlardan. 1865 yılında doğan Friedrich Schrader, Halle kentinde şark bilimleri okuduktan sonra İstanbul'daki Robert Kolej'den iş teklifi alıyor ve eşi Pauline ile birlikte Boğaz'ın kenarına Bebek'e yerleşiyor. Friedrich Schrader'in İstanbul'a yerleşmesi, Osmanlı Devleti ve Alman İmparatorluğu arasındaki ilişkilerin özellikle yakın olduğu bir döneme denk geliyor. O dönem Almanya'nın resmi şark politikası başlıyor. Genç İmparator Wilhelm Doğu'ya büyük ilgi duyuyor ve Abdülhamit'le işbirliği yapmak istiyor. Büyük dedem buna eleştirel bakıyordu. Askeriyeye ve ekonomiye odaklanılmasını doğru bulmuyordu. Hatta sosyal demokratların Neue Zeit, Yeni Zaman adlı gazetesinde iştiraki rumuzu altında 1900 yılında Alman İmparatorluğu'nun Osmanlı'da yürüttüğü kültür politikasını sert bir dille eleştirdiği bir haber kaleme almıştı. Friedrich Schrader, İstanbul'da yaşayan Alman diasporasını da yakından ilgilendiren İki ülke arasındaki politik ve kültürel ilişkileri şekillendirmek için 1909 yılında Almanca ve Fransızca yayımlanan Osmanische Leut adlı gazeteyi kuruyor. Schrader, politik haberlerin yanı sıra Türkçesi İstanbul, 100 yıl öncesine bir bakış adlı kitabında derlenen kente dair izlenimlerini içeren yazılar da kaleme alıyor. Ağustos ayında bir pazar öğleden sonrası Konstantinopol'dan yola çıktık ve akşam saatlerinde yazlığa vardığımızda çınar ağaçlarının gölgeleri uzamaya başlamıştı ve batıdaki ufkun uzun çizgisi akşam güneşinde parlıyordu. Süpürge otunun eski kral mezarlarındaki kırmızı ışıldayan altınları hatırlatan mücevherleri taktığı ve kuzey rüzgarının otları karıştırdığı bu vakit günün en törensel saatidir. Friedrich Schrader, gayrimüslimlerin Konstantinopol ya da Kospoli olarak adlandırdıkları İstanbul'un entelektüel sınıfından. Osmanlıca öğreniyor, Halide Edip'in eserlerini Almanca'ya çeviriyor, zamanın en ünlü şairi Tevfik Fikret ve Ziya Gökalp gibi dönemin siyasetini şekillendiren isimlerle tanışıyor. Birçok düşünür gibi Friedrich Schrader de o dönem ortaya çıkan Jön Türk hareketine büyük ilgi duyuyor. Bu 1908'deki yeni Osmanlıların devrimiyle ilgili. Bu çok devrimsel bir hareketti. Ortak ses, bütün milletlerin bu hareketi desteklemesi yönündeydi. Jön Türklerin propagandası da bu şekildeydi. Birçok Ermeni, Yunan, Seferat Yahudiler bu devrimi çok desteklediler. Büyük dedemin içgüdüsel tepkisi de bu devrimi desteklemek yönündeydi. Özellikle Balkan krizinden sonra her şey çok milliyetçi oldu. Birden azınlıklara karşı sert bir tavır alındı. Büyük dedem buna eleştirel baktı, fakat bunu da ifade edemedi. Birinci Dünya Savaşı başladığında Almanya'da da sıkı bir sansür vardı. Almanları ya da müttefiklerini eleştiren yazılar yayımlamak mümkün değildi. Schrader çiftinin iki oğlu, Jochen Schrader'in dedesi Wolfgang ve kardeşi Friedrich, aile Bebek'ten Pera'ya Doğan Apartmanı'na taşındıktan sonra Beyoğlu'nun kozmopolit toplumu içinde büyüyor ve İstanbul Alman Lisesi'nde okuyor. Büyük dedemi çok yakından tanıdım. O öldüğünde ben 20 yaşındaydım. Dedem Konstantinopol ya da Kospoli'deki çocukluğu hakkında çok anlatırdı. Pera'da büyüdü. Pera çok renkli, kozmopolitti. Sınıfında birçok Yahudi, Yunan, Ermeni öğrenci vardı. Ve tabii ki orada yaşayan Alman toplumundan birçok Alman. Herkesle arkadaştı ve birçok dil konuşuluyordu.
Wolfgang Schrader'in sınıf arkadaşlarından biri, padişahın sarayında mızıkayı Hümayun şefliği yapmış Paul Lange'nin kızı Isolde Lange. Eskiden giderken bir mendil buldum, içine bakarken lokumu buldum. Onun sesinden çok eski bir kaydı dinledik. Birinci Dünya Savaşı başlayınca İzmir'deki Alman İmparatorluğu'nun bahçecilik kurumunda çalışan Wolfgang Schrader, gönüllü olarak asker oluyor ve Almanya'nın iki savaş gemisi Göben ve Breslau'daki diğer askerlerle birlikte Çanakkale'de savaşıyor. Savaşın bitişiyle Mondros Mütarekesi'nin bir şartı olarak Türkiye'deki tüm Almanya ve Avusturya vatandaşları ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. Schrader ailesinin bir kısmı Almanya'ya dönüyor, bir kısmı İstanbul'da kayıplara karışıyor. Schrader ailesi 2. Dünya Savaşı'nda İstanbul'a sığınan ve Heimatlos adıyla bilinen ikinci göç dalgasının öncüleri arasında. Ailesinin İstanbul serüveninin unutulmamasına dikkat çeken Jochen Schrader, iki ülkenin ortak kültürel hafızasının canlandırılması gerektiğini düşünüyor. İki taraf için şunu söyleyebiliriz. Almanlar pek ilgilenmiyor ve şu anki Türk hükümeti de kendi politik çizgisi üzerinden hareket ediyor. Ve bu dönemler daha çok birlikte hatırlansa daha güzel olur.